Sevgili dostlar merhaba, Atatürk 6. Bundan bir buçuk ay evvel birkaç bölümde bitirelim diye düşündüğümüz Atatürk serisinin sizler tarafından çok fazla teveccüh gösterilmesinden dolayı grup olarak bunu yaymaya ve rahat rahat anlatmaya karar verdik. Fezulli abi de dedi ki, e, biz bunu öyle oldu bittiye getirmeyelim. Bu bittiğinde bir külliyat olsun arkamızda ve kalıcı bir eser bırakalım Atatürk'ü bölümlerce anlatalım dedi ve biz de bu doğrultuda çalışmaya başladık. Fevzi abi hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet sen de hoş geldin. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim Allah'a şükür seni sormalı. Elhamdülillah. Çok şükür bir hafta daha geçti. Yine birlikteyiz abi. Eyvallah. Abi nerede kalmıştık geçen hafta? Mukaddimeyi uzatmadan programın sonunda notlarımızı iletmek şartıyla başlayalım. Çanakkale'yi bitirmiştik. Evet. Çanakkale ile ilgili gelen yorumlar çok fazla. Sorular var ama biz zaten yorum cevap programın sonunda onu nasıl yapacağımızı söyleyeceğiz. Eyvallah. Cevaplayacağımız için kaldığımız yer şurasıydı. Çanakkale'yi bitirdik. Mustafa Kemal Bey Edirne'ye gidiyordu. Çok yani Edirne'ye gidecek. Edirne. Orada kaldı. Evet. Mustafa Kemal Paşa ama hala paşa değil. Ağız alışkanlığı. Mustafa Kemal Bey albay rütbesiyle Ağustos 1915 yılında Anafartalar Grup Komutanı sıfatıyla Çanakkale'den Kolordu komutanı sıfatıyla Çanakkale'de on, e, tümen komutanıydı. Kolordu komutanı sıfatıyla Edirne'de bulunan bir kolorduya atandı. Fakat Edirne'ye gitmeden evvel ilk önce Sofya'ya gitti. Sofya'dayken Bulgaristan Sofya hatırlayın lütfen. Balkan savaşları çıkmazdan evvel orada ateşe militerdi. Sofya'da bir evi barkı düzeni vardı, dostları vardı. Sofya'da kendisine Edirne'de bulunan bir kol ordunun komutanlığı görevi verildi ve Mustafa Kemal hiç vakit kaybetmeden. Çünkü o günler kaybedilecek bir vaktin olmadığı, Birinci Dünya Savaşı'nın bütün haşmetiyle ve hengamesiyle dört bir cephede var olduğu bir dönemdi ve Mustafa Kemal bir an önce Edirne'ye gitti. Edirne'de görevi alır almaz bağlı bulunduğu kol ordusunun sıkı durun benim askerimin orada ne işi var diyenlere buradan selam olsun. Resulayn bölgesine gitti. Suriye Resulayn bölgesinde Kolordu'nun karargahı vardı. Ve Kolordu kumandanı sıfatıyla Resulayn. Bugün şanlı askerimizin ayağına taş değdirmesin Allahu Teala. Güzel askerimizin görev yaptığı Afrin, Cerablus, Elbap ve Resulayn bölgesinde çarpışmaya, savaşmaya başladı. Bizler ne işimiz var Türk askerinin orada derken biraz dikkatli olalım. Zira ne işi, ne işi var orada dediğimiz askerimizin ne işi var orada dediğimiz yerlerde Mustafa Kemal Tuğgeneral General Mirliva sıfatıyla 1916 yılında Mirliva oldu, Tu General oldu. Abi her yıl bir rütbe alıyor. 1913 Yarbay, 1914 Albay, 1914 Yarbay, 1915 Albay, 1916 Mirliva. Rasulayn bölgesindeyken artık oraların savunulamayacak kadar kötü durumda olduğu tespit edildi ve kol ordusunun yanı sıra bir de Diyarbakır'da görev aldı. Diyarbakır'a gittiğinde Bitlis ve Erzurum bölgesinin o Bayburt taraflarının Rus işgaline maruz kaldığını, Rus zulmüne maruz kaldığını görünce bir an evvel Anadolu'nun kurtuluşu için uğraştı. Tu General Mirliwa Mustafa Kemal. Tam adını söyleyelim mi? Devlet-i Ali Osman'ın komutanı, paşası Mustafa Kemal Paşa. Diyarbakır, Afrin, Filistin, Suriye, Hicaz, Bitlis, Muş, Erzurum o topraklarda sürekli gitti geldi. Ne kadar zor bir görev, ne kadar meşakkatli bir vazife. Bu esnada orada Bağdat'ın ve Filistin'in Kudüs'ün 11 Aralık 1917 tarihinden itibaren İngiliz general Elin Bey'in yapmış olduğu işgal ile Filistin toprakları elimizden çıktı. Şimdi burada bir anekdot vereyim mi abi. Bir yan olsun. Bizimkiler diyorlar ki inşallah cahilliktir. Aksi hali kasıt olur, o da kötü bir şey olur. Diyorlar ki Filistinliler daha beter olsun. Çünkü Filistinliler kendi topraklarını İsraillilere sattılar. Para ile Filistinli köylü kendi topraklarını İsrailli göçebelere, göçmenlere sattılar. Kendi toprağını satan Filistinli beter olsun diyorlar ya abi. Asla öyle bir şey yok. General Elin Bey İngiltere hükümeti adına geldi ve Filistin topraklarını işgal etti. O esnada Osmanlı Filistin'de bulunan son askeri birliğini çekmek durumunda kaldı. Çünkü işgale uğramış, İngiliz işgaline uğramış bir topraktı ne toprak satmak var ne de İsraillere peşkeş çekmek var. Filistinli Müslümanların topraklarına el koyuyorlar. Bugün haberlerde görmüyor muyuz Cem? Her hafta bir haber. Batı Şeria'da, El Halil'de ya da uzantı olan Gazze bölgesinde İsrail askerleri evleri dozerlerle yıkıyorlar. İnsanları evlerinden boşaltıp İsrailli aileleri yerleştiriyorlar. Biz bunları haberlerde görmüyor muyuz? Şimdi o adam toprak mı satmış oluyor? O adam toprak satmıyor. O adamın evine, barkına, toprağına, dükkanına çöküyorlar. Bugün de hala öyle. 1917 yılında da toprak satmak yok. O yıllarda İngilizler Müslümanların topraklarına el koyuyor. Abi ben senin evine geliyorum, işin Türkçesi. Seni yaka paça dışarı atıyorum. Senin evine Yahudi bir aileyi yerleştiriyorum. Ne yapacaksın bana karşı? Hadi yap ne yapıyorsun? Yapacak bir şeyin yok. İşte o günde Filistinli Müslümanlar maalesef böyle bir işgalin altında kaldılar. Filistin topraklarını, Bağdat topraklarını, Suriye'yi, Elbabı, Cerablus'u, Afrin'i savunma görevi CHP'yi kuran Mustafa Kemal Paşa'nın elindeydi. Neden bunu söyledim? Diyorlar ki Afrin'de ne işimiz var? Cevap vereyim mi abi? Mustafa Kemal'in ne işi varsa Afrin'de benim de şanlı askerimin o işi var Afrin'de. Türkiye'yi koruyorlar. Türkiye'nin korunması Lozan sınırlarının olmaz. Dışarıdan Türkiye korunur. Mustafa Kemal o topraklara geldiğinde fiili olarak tüm bölgeler işgal altındaydı. Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da bulunan ordulara hükmetti. Vekil ordu komutanlığı yaptı ve elden çıkmış olan Erzurum'u, elden çıkmış olan Bitlis'i tekrar Osmanlı toprağı yaptı. Yani Doğu Anadolu'da şimdi Atatürk deyince aklımıza hangi cepheler geliyor? Yani işte Tobruk Derne vardı. Bir. bir e, Garp değil mi? Bir, evet. Ee, Çanakkale. Çanakkale, ana Anafartalar. Evet. Ee, Ondan sonra Kurtuluş Savaşı. Kurtuluş Savaşı. Hep Batı cephesi. Şey yok ama. Yani burada belirgin bir doğu yok. Yok. Halbuki adam, abi Atatürkçüler o kadar bilmiyorlar ki mevzuyu, bilmedikleri için de anlatamıyorlar. Bu taraf da Kendilerini Atatürk'e muhalif olmakla yer tutmuş insanlar da Atatürkçülerin bu cahilliğinden yararlanıp vuruyorlar. Atatürk Doğu Anadolu savunmasında başrolde ordu komutanı ve elden çıkmış toprakları Atatürk yanlış oldu. Mustafa Kemal deminden beri Atatürk cümlelerimin cümlelerim içindeki tüm Atatürkleri Mustafa Kemalle değiştirelim lütfen. Mustafa Kemal Bitlisin, Erzurum'un efendim o Muş topraklarının Diyarbakır'a kadar olan toprakların Rus işgalinden tekrar kurtulmasında başrolü. Mevzu tam böyleyken bir ordu komutanları toplantısı yapılıyor. Enver Paşa'nın başkanlığında. Niye Enver Paşa'nın başkanlığında? Enver Paşa başkomutan vekili. Peki niye başkomutan değil? Bir teknik bilgi. Türk kanunlarında başkomutan her zaman ve daima padişahtır. Devlet başkanıdır. Bugün başkomutan kimdir? Recep Tayyip, Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Genelkurmay başkanı kimdir? Başkomutan vekilidir. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. O günde başkomutan padişah, başkomutan vekili Enver Paşa. Enver Paşa'nın başkanlığını toplanan bu ordu komutanları toplantısında Mustafa Kemal'in en çok moralini bozan, hatıralarında da yüzümün düştüğü andı diye ifade ettiği bir an var. Söyleyeyim mi neyin? Doğu cephelerinin genel komutanlığına atanmış bir insan. Alman komutan Kormaraşal artık rütbe kalmadı yani işte tam burada. Kormaraşal General Falkenhayn. Şimdi ne işi var General Falkenhayn'ın Erzurum ve Doğu topraklarında? Mustafa Kemal şiddetle Falkenhayn'ın söylediği her şeye karşı çıkıyor ordu komutanı sıfatıyla. Diyor ki bu böyle olmaz. Söylediklerin yanlış. Teknik olarak hatalarım var ama teknik olarak hatalarım var dediğinde Kor Maraşa karşı hala buradasın abi. Hep amirlerine kafa tutan konumda. Rütbesi küçük, fikirleri büyük, yukarıdakiler de onu rütbeyle eziyorlar. Ve bu noktada Falkeyn Hayna sözünü geçiremiyor. Küçük rütbede kalıyor. İstifa kartını oynuyor. Ben istifa ederim diyor. Eğer bu adam değişmezse, bizim başımızdaki Falkeyn Hayna değişmezse istifa ederim diyor. Sonuçta dediğini kabul ettiriyor. Falkenhayn istifa ediyor. Cem, Alman komutan General Falkenhayn'ın Mustafa Kemal'in ısrarı ile boşalttığı koltuğa kim oturuyor? Yine bir Alman komutan Liman von Sanders. Abi bu devlet beni batırın, beni batırın, beni batırın Allah aşkına diye bağırmış. Liman von Sanders geliyor. Mustafa Kemal Paşa Liman von Sanders'le de anlaşamıyor. Neden anlaşamıyor? Anlaşamama konularına baktığımız zaman trip atmak, kapris yapmak, komplekse girmek gibi bir takım insani özellikler yok. Tamamen taktiksel hatalarını ortaya koyuyor. Düşman Diyarbakır kapılarına kadar gelmiş. Muş'u Bitlis'i almış. Erzurum gitmiş. Ve bu noktada hatalar Bağdat'ı kurtaralım noktasında. Ya şimdi Bağdat'ı kurtaralım diyorsun da Erzurum elden gitmiş. Mustafa Kemal de Filistin ve Bağdat'ın kurtulması tamam. Fakat bunlardan daha ehven, daha önemli olan Anadolu topraklarıdır. Bu toprakları kurtaralımın derdinde. Ve bu noktada fikrini anlatamıyor ve sözünü geçiremeyince istifa ediyor. İstanbul'a geliyor. Pera Palasa yerleşiyor. Beyoğlu'daki Pera Palas'a. Peki orada bir şey var mı geriye dönüp baktığımızda? Hani Saros Körfezi ile ilgili Liman von Sanders'te bir şey vardı ya takıntısı. Evet. O takıntı Geçti. devam ediyor. Işte o takıntı olarak. Liman von Sanders orada biraz mahcup olmuş oldu değil mi? E, tabii. Karar, Mustafa Kemal kararlarında haklı, haklı çıktı. çıktı. Onun da bir şeyi var etkisi vardır. Var herhalde, tabii. Değil mi? Yani abi empati yapsana. Bu bir insani anlayıştır. Rütbesi ve yaşı senden küçük. Konumu ve tecrübeleri senden düşük olan bir insan bir şey söylüyor. Senin abi şirket idare etme tecrüben var ya. Benim hiç yok. Hiç şirketim olmadı bugüne kadar. Benim maaş verdiğim bir kişi olmadı bugüne kadar. Ben bu tecrübesizlikte sana diyorum ki bak Feyzullah bak yanlış yapıyorsun. Bak bu böyle olmaz. Bak doğru yap dediğim zaman beni bozuyorsun değil mi abi? Ama sonunda ben haklı çıkıyorum. Durumun ne olur? O kadar şirketin sahibisin. Hiç şirketim yok. Ama senden daha iyi idare ediyorum şirketleri. Sıkıntılı bir durum. Bu noktada kapışınca iki insan rütbesi düşük olana gitmek düşer. Rütbe büyük olan gitmez. Ufak olan gider. Ve İstanbul'a gelir. Pera Palas'a yerleşir. Pera Palas'ta Mustafa Kemal'in görüştüğü insanlar kimler biliyor musun abi? İngiliz komutanlar. Halbuki İngilizler düşmanlar ya, bizim düşmanlarımız ya. İngiliz komutanlarla görüşüyor. Neler görüşüyor? Neler konuşuyor İngiliz komutanlarla? Müsaade edersen Mustafa Kemal Paşa'nın İngiliz etkililerle neler konuştuğunu söylemeyeyim. Çünkü o Türkiye bu Türkiye değil. Neler konuşulduğunu söyleyeceğim Türkiye henüz bu Türkiye değil. O Türkiye olduğunda ben rahat rahat söyleyebilirim ama o Türkiye bu Türkiye değil. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'dayken bir gün Enver Paşa yanına çağırır ve der ki: "Ha bu arada cepheye geri döner." Yıldırım Orduları Grup Komutanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa tekrar orada Liman von Sanders'in yerine geçer. Liman von Sanders alınır görevden. Mustafa Kemal oraya gönderilir. Ama ne zaman Mondoros ateşkes antlaşmasının olması üzerine o günlerde yani Bağdad Harabül Basra diye bir şey vardır ya. Evet. Basra harabe olduktan sonra bütün cepheler dağıldıktan sonra elde avuçta olan tüm imkanlar gittikten sonra Mustafa Kemal toparlayıcı bir güç olarak oraya gider ama toparlayamaz. Yıl kaç? 1918. 1918'in Ekim ayı. Mondoros Aref Arefe'si ve Mondoros ateşkes antlaşması imzalanır. Bu esnada Mustafa Kemal Paşa tekrar İstanbul'a döner. İstanbul'dayken Enver Paşa yanına gelir. Der ki sana bir görev vereceğim. Zannettim ki diyor. Tekrar bir ordu komutanlığı göreviyle doğudaki veya güneydeki bir cepheye tekrar gönderecek. Nedir o görev? 1917. Az evvel 1918 dedim. 1917'nin Aralık ayı abi. Tam da tarih söyleyeyim. 1917'nin 2 Aralık. Der ki sana bir görev veriyorum bu görevi yerine getir. Nedir o? Alman İmparatoru Wilhelm ve Bismarck ikisi idare ediyor. Prusya, Almanya. Wilhelm Türkiye'ye geldi. Biz Wilhelm'e iade ziyaret yapmamız lazım. Fakat Padişah Mehmet Reşat hasta. Abi kronik prostat hastası ve idrar yollarında iltihaplanma var. Zaten 3 Temmuz 1918 çarşamba akşamı öldüğü öldüğünde ölüm sebebi bu işte. Bu yüzden ölüyor Mehmet Reşat. O kadar uzun bir yolculuğa katlanamaz. Bu yüzden biz iade ziyarete padişah yerine veliyat Vahdettin Efendi'yi göndereceğiz. Sen de onunla beraber gitmek ister misin diyor. Kabul eder misin? Vahdettin'in yaveri olarak onunla birlikte bir Almanya ziyareti. Mustafa Kemal kendi hatıralarında yarının padişahı olacak olan adamla tanışmak, ve onunla özel anlar yaşamak kolay değil. Trende 30 günün 1,5 ayın beraber geçecek. Onunla sohbet etmek için bu fırsatı kaçırmadım ve kabul ettim diyor. Sonra dediler ki Vahdettin'in köşküne git, ona anlat ne olacağını. Ve davet edildim diyor şeyden. Çengelköy'deki Sultan Vahdettin'in o gün kullandığı veliyat makamından davet aldım, gittim. Harp okulunda benim asker ahlakı dersime giren Naci Paşa benim hocamdır diyor. Ama hocası fakat cephe hocası, cephe askeri değil. Şey askeri, salon askeri yani protokol askeri. Bu yüzden rütbesi almak. Naci ile karşılaştım diyor. Sonra Tuğ General oluyor. Naci Paşa ile karşılaştım diyor. Naci Paşa ile sohbet ettikten sonra Veliyat Hazretleri ile yani Sultan Vahdettin ile görüşmek için bir odaya çekildim diyor. Ve bir odada konuştum. O, o anları anlatmış. Sultan Vahdettin son derece soğuk davranıyor. Hoş geldin demiyor. Niye demediğini birazdan da söyleyeceğim. Kitabımda ben kendi yazdığım kitapta da uzun uzun anlattım o görüşmeleri. Sultan Vahdettin Mustafa Kemal yok gibi davranıyor. Burada oturuyor Mustafa Kemal. O böyle dönüyor, gözünü kapatıyor, böyle bakıyor. Zaten Vahdi, Mustafa Kemal de Vahdettin'e mecnun diyor. Ne yaptığı belli değil diyor. Gözü kapatıyor. Gideceğiz değil mi? Evet gideceğiz. Siz de geleceksiniz değil mi? Evet ben de geleceğim. Peki, göz göze gelmiyorlar abi. Son derece soğuk, böyle soğuk nevali bir adam Sultan Vahdettin. İlgisiz, bilgisiz duran bir adam. Neye göre? Mustafa Kemal Paşa'nın hatıralarına göre. Ama aslında öyle değil. Hikaye daha sonra farklı bir yere gidecek. Sonra tren garında karşılaşıyorlar. Tren garında Mustafa Kemal Paşa erken gidiyor trene. Sonra veliyat Hazretleri Sultan Vahdettin. Veliyat Vahdettin. Vahidüddin Efendi geliyor. Ona diyor ki Mustafa Kemal şimdi buraya gelin yanımda durun askere selam verin. Veliaht Vahdettin diyor ki neden? Siz sormayın selam verin. Veliaht Vahdettin askere selam veriyor. Şimdi buradan yürüyün. Şimdi buna el sallayın. Şimdi şöyle yapın. Şimdi böyle yapın. Dünyanın hiçbir protokol kuralında yarın padişah olacak olan adama bir asker Böyle davranamaz. Şimdi burada problem var. Fakat 5816 sayılı Atatürk'ü koruma kanunu gereği biz bu örnekte Atatürk'e bir şey söyleyemeyeceğimize göre bu hatıraları kaleme alan Rıfkı Rıfkıat'a yalan söylüyor. Hatıralara yalan eklemiş diyebiliriz en fazla. Böyle bir diyalog olamaz abi. Gel buraya git oraya şunu yap bunu yap. Bu çok lakayit bir tutum. Fakat bu ifadeleri bu dizeleri kaleme alan Fahli Rıfkı Atay'dır. Fahli Rıfkı Atay muhtemelen doğru yazmamış. Sonra da bu ifadeleri Mustafa Kemal nutukta yazmadığı için biz işin aslını Fahli Rıfkı'nın yazdığı gibi görüyoruz. Ama bu doğru olmaz. Sonra burada vagonlar var. En önde Sultan Vahdettin'in yani Sultan hep yanlış ağız alışkanlığı Veliyat Vahdettin Efendi'nin mahiyetiyle birlikte kaldığı bir vagon var. Sonra askerler var. Yaveri Mirliva Mustafa Kemal Paşa'nın da vagonu arkalarda bir yerde. İlgisiz, birbirlerini sevmeyen, birbirlerine soğuk duran iki kişi. Ne Vahdettin Mustafa Kemal'i sevdi, yani sevmedi, ne de Mustafa Kemal Vahdettin'i sevmedi. Aralarında bir yakınlık yok. Sonra tren Çatalca'yı geçer. Bir yerde durduğunda, şimdi sıkı dur, işin aslı burada ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal Paşa'nın durduğu yere bir asker gelir. Der ki paşam sizi veliyat hazretleri görmek istiyor. Hemen üstümü giydim, botlarımı giydim. Bir tu general oldum yani diyor. Osmanlı ordusunda tu generallik ve tüm generallik yoktur. Tu tüm iki generalinde karşılığı feriktir. Özür diliyorum. Mirlibadır. Ben bu yüzden tu tüm generali Mustafa Kemal dedim. Birisi eleştirmiş. Askerde Tuğ Tümgeneral diye bir rütbe yok demiş. E yok tabi. Çünkü Osmanlı'da Tuğ Tümgeneral diye bir rütbe yok. Her ikisinin de ortak adı Mirliva. Ama ben ne diyeceğim? Tuğ General diyeceğim ama adam Tuğ değil. Sancak sahibi demek. Tabi. Yani. Abi Mirliva, Liva sancak demek. Mir bey demek. Mirliva sancak beyi demek. Bir bölgenin hakimi demek. Dostlar ben o yüzden Tuğ general diyorum. 16 ay askerlik yaptım. Bunun 11 ayı az teğmenlik, 1 ayı teğmenliktir. Ben teğmen oldum. Abi ben teğmen rütbesi taktım. Müsaade de rütbeleri bir deyim. Tu general, tüm general. Osmanlı'da yok ama bu ben Bu Bugünkü karşılıyor. Mirliva'nın tu tüm generaldir. Onu ifade ediyorum. Yoksa bir cahillik falan yok ortada. Biri eleştirmiş, görmüş Gördüm, onu. gördüm. Osman diyor ki askerde tu tüm general yoktur diyor. E, yok ben de biliyorum. Ama da yok askerde şu an. Diyor ki paşam sizi görmek istiyor. Hemen diyor Mirliva kıyafetlerimi giydim. Veliyat Vahidettin Hazretleri'nin huzuruna çıktım. Şimdi padişahlar Allah'ın yeryüzündeki halifesi ya. Evet. Onun üzerinde hiç kimse yok ya hiyerarşik olarak. Bu yüzden padişahlar kimsenin önünde ayağa kalkmazlar. Yani padişahların bir oturuş modeli vardır. O da şöyle bir şeydir. Şöyle otururlar padişahlar. Herkes gelir elini uzatır. Elini öptürür. Aslında elini öptürmez. Yüzüğün taşını öptürür. Yani gücünü, otoritesini, monarşizmi öptürür. Fakat sevdiği insanlar, hocaları, mesela Kanuni de Ebu Suud Efendi, Fatih de Akşemseddin, 2. Murat Hacı Bayram Veli, Abdülhamit Han da Zafir Efendi gibi çok önemli insanlar geldiğinde ayaktalar fakat arkaya dönük bekliyorlar. Pencereden dışarıya bakıyorlar. Arkadan sultanım sesini duyunca da dönerler ve ellerini açarlar. Bu ona olan hürmetidir. Hem ayakta karşılıyor ama padişahlığın da raconunu bozmuyorlar. Karizma çizilmiyor. Zaten o an ayaktaymış gibi davranıyorlar. İşte Sultan Vahdettin de Fatih Sultan Mehmet Han'ın Akşemseddin'e ya da Abdülhamit Han'ın Gazi Osman Paşa'ya gösterdiği hürmeti göstermek için ayaktayken denk düştü. Ayaktaydım da sen geldiğin havası vermek için ayakta karşılıyor. Sonra ellerini açıyor. Gel paşam gel diyor. Paşa geliyor. Paşa'ya sarılıyor. Seni diyor tanımıyordum. Kimle beraber yolculuk yaptığımı bilmiyordum. Seni bana Enver Paşa tavsiye etti. Enver Paşa ittihatçıdır sevmem niyetini de hoş görmem. Enver Paşa'nın faydalı bir adam olmadığına, devlete zarar verdiğine, haris olduğuna, efendim bencil olduğuna, gururlu olduğuna ve cahil olduğuna inanıyor Sultan Vahideddin diyor ki seni bana verdiğine göre sen de onun gibi ittihatçısındır yani çamursundur diyor. Şimdi. Yön Türkler var bugün hala bizi de izliyorlar onlar. İttihat Terakki'yi vatanın en büyük sermayesi gibi görenler var. İttihat Terakki 3-5 tane menfaatçinin birleştiği bir yerdi. Enver Paşa'yı da büyük Turancı gibi görenler var. Bana saldıracaklar. Bu sözler bana ait değil abi. Bu sözler Vahdettin'e ait. Vahdettin bulaşık diyor. Çamur diyor Enver Paşa. Talat Paşa, Cemal Paşa için. Enver, Talat ve Cemal Paşa üçlemesi için baba oğul kutsal ruh der. Veliaht, Vahdettin diyor. Baba oğul kutsal ruh. Seni de onlar gibi zannettim. Az evvel bir askerim hatırlattı. Sen Mustafa Kemal'mişsin. Sen Çanakkale'den İstanbul'u kurtaran büyük komutansın diyor. Şimdi bana diyorlar ki abi. Hani ben hep her bölümde diyorum ya Atatürk'ü değilim. 47 yaşındayım. 47 çarpı 365 hayatımın hiçbir döneminde bir gün bile kendimi Atatürkçü olarak hissetmedim. Hatta Atatürkçülere mesafeli durdum her zaman ve daima. Atatürk'ü niye övüyorsun diyorlar bana. Atatürk'ü övmüyorum. Mustafa Kemal'i övüyorum. Farklı adamlar mı? Elhak farklı adamlar. Peki ben Mustafa Kemal'i niye övüyorum? Hakkında 550 sayfa kitap yazdığım Sota Vahdettin övüyor diye övüyor. Mustafa Kemal'i ayakta karşılayan Sultan Vahdettin, elleri açık, gel paşam gel. Ben seni de onlar gibi bulaşık zannettim. Meğerse sen Mustafa Kemal'mişsin. Çanakkale'den İstanbul'u kurtaran adamsın. Mekke Beyannamesi'nde Sultan Vahdettin böyle anlatıyor. Murat Bardakçı Şah babasına bunu koymuş. Ben de kurtuluşun faturasını ödeyen adam Sultan Vahdettin kitabında bunu kaynağıyla verdim. Sonra kucaklıyor. Sonra abi... Ve sevgili dostlar, arkalarda bulunan Mustafa Kemal'in vagonundaki eşyalarını kendi vagonuna taşıtıyor. Yan yana ay yan yana odalarda kalıyorlar. Yani aynı odada kalmıyorlar. Odalar var şey bir vagonda. Bir vagondaki yan odasını veriyor Mustafa Kemal'e ve beraber omuz omuza, kol kola, diz dize tam 25 gün geçiriyorlar. Mustafa Kemal hayranıdır bir Sultan, Sultan Vahdettin. Mustafa Kemal'in fotoğrafları sarayın bütün odalarında haremdeki kızların ellerinde geziyor. Dolmabahçe Sarayı'nda ve Yıldız Sarayı'nda Mustafa Kemal'in adı ne biliyor musun abi? Sarıgül. Sarıgül. Evet. Sarışın ya. Yani. Sarıgül diyorlar. Mustafa Kemal'in lakabı Sarıgül'dür. O veliaht Vahdettin'in ona o duyduğu şeyden dolayı değil mi? Veliaht Veliahten Vahdettin dolayı. de o dönemde o sarayda yaşayan herkes gibi sempatiyle yaklaşıyor Mustafa Kemal'e. Mustafa Kemal kim? Mustafa Kemal İslam orduları komutan İslam ordularında komutanlık yapan bir asker. İslam ordusunda komutanlık yapan bir asker. Abi biz bugün gözlüğümüzü değiştirelim. 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos'ta zafere çıkan 9 Eylül'de düşmanı yerle bir eden o muazzam ordu var ya, TBMM'ye bağlı ordu var ya, o ordunun dünya Müslümanları gözündeki adını söyleyeyim mi? İslam orduları. Peki Mustafa Kemal'in adı ne? Şuradan biliyoruz Meftun abi. Hindistan'dan ve bugün Pakistan olacak olan topraklardan Müslümanlar küpelerini, bileziklerini, eşyalarını satmışlar. Hatta İngiltere'nin Hindistan Büyükelçisi Lord Salisbury hatıralarını der ki kadının teki çocuğunu satıyordu köle olarak kendi evladını bebeğini sağlıklı bir erkek çocuk almak isteyen var mı? Neden diye sormuşlar. Hilafet merkezi işgal altında kurtarmamız lazım. Para lazım demiş. İşbankasının kurulduğu paralardan bahsediyorum yani. O paraları gönderildiği sandığın üzerindeki zarfta ne yazıyor biliyor musun abi? Kimdir Mustafa Kemal? İslam orduları başkomutanı Mirli ve Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Onun muhatabı odur. İslam orduları başkomandanı ben demiyorum ki. İslam orduları başkomandanı o gün yaşayanlar söylüyor. Bir adamın sonraki hareketleriyle önceki hareketleri ben abi senin her hareketini beğenmek zorunda mıyım? Böyle bir zorunluluğum hiç olmadı değil mi abi? Yok. Hiç olmayacak değil mi abi? Hiçbir zaman. Feyzullah abinin 10 tane özelliği var. 8'i harikada, ikisini sevmiyorum diyebilir miyim abi? Evet, çok kadar. net demen lazım zaten. evet abi Ben şimdi bir araya gireyim mi? Abi lütfen. Meftun Karabacak geldi. Dostum, otom kardeşim. Geldin. Hoş geldin diyelim. Bugün kalabalığız. İbrahim Cem Tiryaki. Enes Yok izindi bugün. Kamera şimdi arkası kalabalık. Çok fena iddia terakkici var oradan bize, yan göze bakıyor. Raşit Ulaş burada. Kesecekmiş bizi. <laughs> 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 Atlıları da yapan. Hemen yanında bizim tasarımcımız Murat Ece. Recep Tiryaki orada. Mehmet abimiz orada. Çaylar bugün çaylarımızdan hoşlanmıyorlarmış seyircilerimiz biliyor musun bunu? Öyle mi Biri söyle demiş. Çok çay içiyorsunuz. Çay geyiği yapmayın diye. Ha. Biz yine de çay istiyoruz Mehmet Bey. Evet. Bu soluk. <laughs> Çaydan <olsun>. vazgeçemeyiz. <laughs> Peki. Kalabalık izliyoruz seni bugün yani. Ey, eyvallah abi. Buyur kardeşim. Şimdi yerden devam edelim. Mustafa Kemal Paşa Sultan Vahdettin'in sarıldığı, kardeşim dediği, sen İstanbul'u, ülkeyi kurtaran adamsın dediği bir adam. O zaman e, bu ileriki dönemde hani Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderen Vahidettin. Evet. O, bunun temeli burada atılmış. Tabii ki. Orada tanışıyorlar zaten. Yani Veli Ahtken aslında karar vermiş. Evet. Mustafa Kemal'le yol yürümeye. Aynen öyle. Veli Mustafa Kemal'i gıyaben duyuyor. Şimdi Zekai Aksakala bir kahraman var abi. Tanıyor muyuz? Geçen bölümde de anlattın. Yok yok yani şahsen tanıyor muyuz? Yok tanışmıyorum. Gıyaben tanıyor evet. değil mi? İşte bir gün Zekai Paşa buraya gelse hepimiz ayağa kalkar mıyız? Kesinlikle Yaptıklarını biliyoruz. Evet. Aynı onun gibi abi. Mustafa Kemal'i tanımayan ama adına hayran olan Sultan Vahidettin yani Veliyat Vahidettin onu görünce diyor ki sen benim kardeşimsin, ülkeyi kurtaran büyük kahramansın. Şu ana kadar sana soğuk davran, davranmamdaki sebep seni de Enver gibi zannettim diyor. Şimdi anlaşıldı mı? Çengelköy'deki evinde gözünü kapatıp arkasını dönüp gidiyor muyuz? Tamam hadi gidelim dediğini. Çünkü karşısında itaatçi bir adam var gibi zannediyor. Sonra 25 gün süren Aralık 1917, Ocak 1918. 25 Aralık 1917, 20 Ocak 1918. 25 gün süren bu Almanya gezisinde Mustafa Kemal'in askeri bilgisine hayran oluyor Vahidet. Bir toplantı yapıyorlar. Alman Kara Kuvvetleri Komutanı General Ludendorff'la Alman Genel Kurmay Başkanı Kor Marşal General Hindenburg Birinci Dünya Savaşı'nın gidişatı hakkında bilgi veriyorlar. Almanca. Tercümanlar tercüme ediyorlar. Abi Allah razı olsun. Tercümanlar tercüme ediyorlar. Öyle bir toz pembe çiziyorlar ki bu savaşta İngilizler ve Fransızlar madara olacak. Osmanlı ve Almanya hiç şüphesiz galip olacaklar. Öyle anlatıyorlar. Kime? Gelecekte Osmanlı Sultanı olacak olan Vahidettin Han'a. Fakat Vahidettin Han'ın hemen arkasında yaveri, yaverler nerede olur abi? Yaverlik yaptığı adamın 50 santim arkasında olur. E, tabii hep yanında. Tabii. Yaverlerin görevi 50 santim. Evet. Cumhurbaşkanımızın da yağ verip 50 santim ya. Ya veri Mustafa Kemal Paşa kulağına Vahidettin Han'a yani Veliyat Vahidettin'e Hindenburg'la Ludendorff'un Alman Kara Kuvvetleri Komutanı ile Alman Genelkurmay Başkanı'nın verdiği bilgilerin doğru olmadığını, yanlış olduğunu, yalan söylediklerini ya diyor ki bu adamlar ya hakikaten asker değiller ya da bize yalan söylüyorlar. Çünkü böyle bariz bir hata olmaz. Abi bir Alman kor Maraşali, Yani yok artık rütbe yok bitmiş. Ordunar yüz profesör doktor gibi yani. En tepedeki adamın hatalarını bulmak için ciddi bilgiye sahip olmak gerekiyor mu? Evet. İşte bir tane adam. 1917 yılında. Abi kaç yaşında oluyor? 19, 17 daha. 36 yaşında. 36 yaşında ya. Rütbesi de Mirliva. Diyor ki Veliyat Vahidettin. Bir dakika diyor. Kara Kuvvetleri Komutanı Ludendorff'a bir dakika. Mustafa Kemal Paşa bu konuda böyle düşünmüyor diyor. Siz söyleyin bakayım nedir? O da başlıyor. Kendisinin bildiğini, cephede yaptıklarını ve duyduklarını anlatmaya. Ludendorff çok kızıyor. Sen kimsin diyor. Bir söyle bakayım bana. Yarbay mısın? Albay mısın? Senin rütben ne diyor? Çünkü Alman ordusu Osmanlı ordusu gibi değil. Osmanlı ordusunda 30 yaşında bir adam çok rahat tu general olabiliyor. 32 yaşında çok rahat kol ordu komutanı olabiliyor. Adam sığdıktan kaynaklanıyor bunlar. Anlattım ya geçen sefer. Ordu iyice çökmüş. Bizde 600 kişilik alaylar var. Bir tane örnek. 9. Ordu komutanı sıfatıyla Mustafa Kemal çıkmıyor mu Samsun'a? 9. Ordu müfettişi. Ama kitapların bazılarında 3. Ordu komutanı diyor. Şimdi bir dakika karar verin. 9. Ordu mu 3. Ordu mu? Bazı kaynaklarda 3. Ordu Komutanı Mustafa Kemal der. Bazı kaynaklarda 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal der. Karar verin. Karar veriyorum. Ordular gerçek nizama sıkıştırılınca hani var ya bilgisayarda disk birleştir diye bir şey. Gerçek nizama sıkıştırılınca aslında bir ordunun bir tümen kadar olduğunu gördüler. Bu sefer üç orduyu bir birleştirdiler. Bir ordu ortaya çıkar. 9 tane ordu bir sıkıştırıldı, gerçek ordulaştırıldı ve 9. ordu 3. orduya dönüştü. Mustafa Kemal de 9. ordu, 3. ordu oldu. Fakat Almanya'da böyle değil. Almanya'da 45-50 yaşında bir adam zor general oluyor. Bizde 36 yaşında ordu komutanı Mustafa Kemal. Şimdi bizdeki gibi yani. Evet şu, şu an, an bizdeki gibi. Almanya şu anki bizdeki gibi. Heh, olması gerektiği gibi. Osmanlı'da adam olmadığı için bir sürü savaş var, şehit var falan olmuyor Mustafa Kemal e diyor ki sen yarbay mısın? rütmen ne diyor Lüdendorf? O da diyor ki ben ordu komutanı Mirliva Mustafa Kemal Paşa. Ordu komutanı. Sen mi diyor ordu komutanı? 36 yaşında. Burada sanırım şu an 36 yaşında kimse yok. 36 yaşında Cem var. Cem. Cem'in ordu komutanı olduğunu düşünüyor. Evet, abi. Seni. Cem Bağdat'ı, Filistin'i, Diyarbakır'ı, Muş'u, Bitlis'i savunuyor abi. Cem İki sene önce de Çanakkale komutanlığı yapmış. Nasıl bir şey? Şimdi böyle düşündüğün zaman nasıl oluyor? Ondan sonra çok şaşırıyorlar. Bu kadar genç yaşta nasıl bu rütbelere ulaştın diyorlar. Saygı artıyor. Mustafa Kemal çıkıyor harita üzerinde. Yenileceğimizi İngilizlerin ve Fransızların galip geleceğini anlatıyor. Herkesin yüzü düşüyor, asevileşiyorlar. Fakat Sultan Vahidettin diyor ki, Paşam ben onlara değil ben sana inanıyorum. Anlaşılan o ki biz bu savaştan mağlup çıkacağız. Ne yapacağız paşam diyor. Mustafa Kemal e diyor ki zamanı geldiği zaman bütün planları konuşuruz. Yapılması gereken her şeyi planlarız Veliyat Hazretleri. Sıkıntı yok diyor. Aralarında böyle bir 25 gün. En mahrem bilgilerini sunuyorlar. En güzel bilgilerini sunuyorlar. Sonra İstanbul'a geri geliyorlar. Mustafa Kemal Paşa'yı tekrar Enver Paşa Yıldırım orduları grup komutanı sıfatıyla tekrar gönderiyor Suriye cephesine. Rasulayn, Elbab, Afrin, Cerablus yani bugün Murat bizim Zeytin Dalı operasyonlarından dolayı duyduğumuz cephelerde Mustafa Kemal diz çürütmüş. Mustafa Kemal o civarda o bölgedeyken 30 Ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanıyor. Mustafa Kemal'in görevi işi çevir, bu savaşı kazan değil. Mondros Ateşkes Antlaşması mucibince geri çekilmenin bir bozgun harekatı olmasını engellemek ve askeri anlamda geri çekilmeyi sağlamaktır. Bu bu işleri yaptıktan sonra bir hükümet değişimi yaşandığı ortaya çıkıyor. Derken Mustafa Kemal Adana'dan trene biniyor ve İstanbul'a hareket ediyor. Tekrar Pera Palace Oteli. Bu esnada Pera Palace Oteli'nde her akşam oturup kahve içtiği, bazen de içki içtiği dostu İngiliz İşgal Kuvvetleri Komutanı General Harrington. General Harrington'a Mustafa Kemal diyor ki, benim aslında gönlümde, kalbimde İngilizlere karşı bir düşmanlık yok. Otomatik bir İngiliz düşmanlığı yok bende. Fakat ben bu ülkenin subayıyım. Ve bu ülkenin subayı olarak Karşımda kim varsa onunla savaşmakla mükellef. Sizinle savaştım, sizi yendim. Ama burada şahsi hırsım yoktu. Görevim ve üniformam gereği sizi yendim diyor. Burada konuş, bazı şeyler konuşuyorlar. Müsaade edersen onları da konuşmayayım, onları da anlatmayayım. Daha hür bir ülkede, Türkiye'de buluşursak beraber orada onları konuşalım. Bu esnada Mustafa Kemal Paşa'nın beli şey yani böbrekleri ağrıyor abi. Ben Mustafa Kemal gibi bir hayatı kaldıramam. Ahmet Anapalı, Nargile. Şimdi bana kızacaklar, kızıyorlar ha. Ben her Nargile fotoğrafı paylaştığımda sosyal medyada 300-500 düşüyor beni takip edenler. Kötü örnek oluyorsun. Kötü şimdi. örnek oluyor. <laughs> Ama ben çay Zeki Müren, Nargile tadında yaşayan bir adamım. Bu yüzden tarihi sevdim böyle oturayım Zeki Müren, çay Nargile. Tarih okuyayım dedim. Ben böyle bir hayatın insanıyım. Kendimi biliyorum yani. Bana bugün de ki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerindeki yükleri almak ister misin? Zinhar. Ülkeyi de idare etmek ister misin? Zinhar. Peki ne yapmak istersin? Söyleyeyim ne yapmak istediğimi. Meftun abi, Feyzullah abi ve Murat'a karşı tarihi anlatmak isterim. Allah da bana bunu nasip etmiş. Mustafa Kemal'in hayatı zor bir hayat. 13 yaşında evden ayrılıyor. Bir daha da eve gitmiyor. Askerliği tamamen cephelerde. Yumuşak askerlik sevmiyor. Salon erkekliğini istemiyor. Hatırla, Sofya'dan evet, geri geliyor. Geri gelmek istedi. Böyle salon, balo, opera, caz bunlara gelmiyor. Diyor ki ben cephede olayım, görevde olayım, en önde olayım. Bu önemli bir şey. Yani bu cesur olduğunu göstermektedir. Ama bu esnada yağmur, çamur, kar, sürünmeler, soğuk. Nereye üşütüyor abi? Böbrekler. Böbrekler fena. İdrar yolları fena. Acılar fena. İki tane o an itibariyle dünyada diyaliz merkezi var. Birisi Fransa, Marsilya'da. Akdeniz kenarında. Birisi de Avusturya Macaristan İmparatorluğu içerisinde bulunan Karspat'ta. Hangisine gitsin? Fransa'nın elindeki Marsilya Diyaliz Merkezi dünyanın en iyisi. Ama Karspat'ta ikincisi. Hangisine gitmeli? Akıl diyor ki Marsilya'ya gitsin. Ama bir dakika. Fransa'nın gözünde Mustafa Kemal ne? Düşman. Düşman bir ordunun komutanı. Oraya gidilir mi? Yakalarlar. Peki Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun gözünde Mustafa Kemal ne? müttefik. Müttefik. Evet. Bu yüzden Avusturya Macaristan'daki Karpat'a gider böbrek tedavisi görmeye. Ve orada gün gün hatıraları elimizde, en azından bende var. Gün gün ne yaptığı, dilini geliştirmek için kursa gittiği, özel bir mürebbiye yani hoca tuttuğu, hocayla Almanca, Fransızca konuştuğu. Mustafa Kemal'in müthiş dil bilgisi vardır. Yabancı dil bilgisi müthiştir ama geliştirmeye çalıştığı ortaya çıkıyor. Zaten Fransızca biliyor. Avusturya hangi dili konuşuyor? Almanca. Almanca. Orada da Almanca'yı geliştirmeye çalışıyor. Ben olan o orduların komutanıyım, yemişim gelişmeyi demiyor abi. Hala öğrenmeye çalışıyor. En büyük pişmanlığı ne biliyor musun abi? Böbrek tedavisi bitmesine rağmen iznini uzatıyor ve Karspat'ta kalmaya devam ediyor. Neden? Dil öğreneyim diye. Tam da bu esnada 3 Temmuz 1918 çarşamba akşam 8.30'da Sultan Sultan Reşat 74 yaşında vefat ediyor. Yerine yaverlik yaptığı Sultan Vahdettin tahta çıkacak. Kendisi diyor ki ben bugün İstanbul'da olmalıydım. Niye? Yaverliğini yaptığın adam padişah oldu. Tam bugün orada olmalıydım diyor. Ve Naci Paşa'ya mektup yazıyor. Sultan Vahdettin'e söyle beni davet etsin, geriye çağırsın. Saraydan davetiye bekliyor. Naci Paşa da Sultan Vahdettin'e yaveri Mustafa Kemal'i hatırlatıyor. Sultan Vahdettin aklına çıkmış Mustafa Kemal. Hatırlatıyor. Hemen mektup yazıyorlar. Resmi bir görevle gel. Şimdi resmi bir görev derken Mustafa Kemal Paşa Harbiye Nazırlığını bekliyor. Bu arada Ahmet İzzet Paşa Feryadım kitabında böyle yazar. Ahmet İzzet Paşa'dan bir hükümet kuruyor. Hükümetle de Mustafa Kemal diyor ki falanca falanca bakanlığa filanca filanca bakanlığa şunu 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 şuraya getirin beni de harbiye nazırlığına getirin diyor. Yani makam istiyor. Ahmet İzzet Paşa da o listeyi Sultan Vahdettin'e götürüyor. Sultan Vahdettin bakıyor bir itirazla bir eksikle onaylıyor. Mustafa Kemal'in dediği adamların hepsi bakan oluyor. Kim o bir eksik? Mustafa Kemal. Kendisi. Mustafa Kemal'i Harbiye Nazırı yapmıyor Sultan Vahdet. Niye yapmıyordur? Harbiye Nazırlığı'na getirilir mi ya Mustafa Kemal? Yahu Polat Alemdar'ı sen masa başı işe mi getirirsin? Sahada operasyon yap mı dersin? Hangisi? Sahada operasyon yapsın değil mi? İşte Mustafa Kemal Paşa'yı da, Mustafa Kemal Paşa gibi operasyonel savaşçı bir adamı da bu yüzden az evvel söylediğim gibi... Orduları toparlasın diye Suriye Filistin cephesine atarlar. Mustafa Kemal bir harp adamıdır. Cephe adamıdır. Operasyon adamıdır. Öyle bir adamı masaya getirirsen o adam orada çürür. Yanlış olur. Sultan Vahdettin de böyle düşünmüş olsa gerek ki Mustafa Kemal'i masada memur yapmaz bizzat cepheye gönderir. İşte o Yıldırım Orduları grup komutanlığı yaptığı Suriye Filistin cephesine. Ardından da 30 Ekim 1918... Mondros Antlaşması imzalanır, ordular dağıtılır. Mustafa Kemal toparlar, düzenli bir geri çekilme. Fakat buna rağmen 15 bin asker, 14.200 ya da 14.800 asker Filistin cephesinde esir bırakırız. Ya buna rağmen düzenli bir geri çekilme olmaz. İngilizler ne yaptı biliyor musun abi bizim esirlerimizi? Asit havuzlarında yüzdürüp erittiler. Esir değişim programında bize geri gelen eserlerimizin kolu yok, bacağı yok, dirseği akmış, yüzü akmış. Asidin kezzap gibi ya. Dediği her yer akmış. 13 bin, 14 bin, 200 veya 800. O kadar sakat adam Türkiye'ye geri geliyor. Mustafa Kemal, Mondoros'un bütün kurallarını yerine getirir. Silahlarını toplar, orduları dağıtır, terhis eder ve İstanbul'a geri gelir. İstanbul'a geri gelip Haydarpaşa Limanı'ndan Tekneye binip Eminönü'ne gelip Eminönünden Cağaloğlu'ndan Sadrazamlık binasına bugünkü valilik. Abi anladık mı neresi olduğunu? Eminönünde in, valiliğe doğru yürü. Babali yokuşu. Babali yokuşu. Aklıma gelmedi. Babali yokuşuna çıkıyor. Çıkarken o yüksek binalar yok. Direkt deniz görünüyor. Denizi görmüş bir sürü düşman gemisi geldikleri gibi giderler demiş. Ne olacak bunlar demişler geldikleri gibi giderler demiş. Bu arada geldikleri gibi giderler sözü Mustafa Kemal Paşa'nın hatıralarının dışında o gün orada olup Mustafa Kemal'le konuşan hiç kimsenin hatırasında olmayan bir cümle. Yalnızca Mustafa Kemal diyor ben de böyle dedim geldikleri gibi giderler. Sonra yukarıya doğru Baba Ali'ye yani sadrazamlığa doğru çıkar. Mustafa Kemal'in artık görevi bitmiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması'nın o amil hükmü gereği ordular dağıtılacak. Silahlar düşman kuvvetlerine verilecek. Askerler terhis edilip evlerine gidecek. Ordu komutanları da İstanbul'a dönecekler. Emrine uymayan, dünyaya posta koyan, Osmanlı'ya posta koyan, İngiliz'e posta koyan, Başbakanlığa posta koyan, bağlı bulunduğu Harbiye Nazırlığı'na posta koyan iki tane komutan var. Ben buradayım, cephemi terk etmiyorum son damla kanıma, son terime, son askerime, son mermime kadar burayı savunmaya devam edeceğim. Geri çekilmek yok, dağıtmak yok diyen iki komutan var. 15. Kolordu Komutanı Mirliva Kazım Karabekir Paşa, Mekke ve Medine Kahramanı Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa. Onun dışında bütün ordular dağıtılır. Belli bir süre Ekim ayından, Kasım ayından Mart ayına kadar Mustafa Kemal'in herhangi bir görevi yoktur. Merkez valileri yok mu? Hiçbir görevi yok Ankara'da yaşarlar. Merkez valisi gibi merkez komutan olarak İstanbul'da yaşamaya devam eder. Ken bir emir gelir. Yıldız Sarayı'ndan Sultan Vahdettin tarafından davetlisiniz. Haydi bakalım. Bu arada Mustafa Kemal milli mücadele harekatına başlamak, direnmek ama nasıl? İstanbul'dan çıkmak için bile problem. Abi Geçen beni bıraktın ya Gebze'de. Evet. Kime gidiyordun? Kocaeli'ne gidiyordum. Tamam. Kız, kız kardeşime. Üsküdar'da bir akraban var mı? Kadıköy'de, karşı tarafta. Arkadaşım çok. Meftun Bey Üsküdar'da oturuyor mesela. Tamam. Bu evet. akşam ikametin nerede abi senin? Hangi ilçede? Ben biliyorum da yani bir Eyüp değil. Sultan'da. Eyüp Sultan'da. Akşam Meftun abiye yemeğe gidelim mi evine? Gidelim. Tamam. İzlememize gerek var mı? Yok. Yok. Var abi. İtalyan ve Fransız işgal orduları karargahlarından akşam biz Meftun Bey'e gideceğiz. Gidebilir miyiz diye izin almamız lazım. Yemek için mi? Yemek için. Vapura binmek için. Vapura binemez. Bulunduğun mıntıkayı terk edemez. Öyle bir işgal ki. TRT1'de vardı ya neydi o film adı? İşgali anlatıyordu. Kurtuluş. Kurtuluş, Kurtuluş filmi. Sokağını bile değiştirirken 50 kere GBT'ne bakıyor. İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlar. Gemide tek tek kontroller var izin kağıdı, nüfus kağıdı var mı yanında abi? Var. Yetmez. Fransızlardan ya da artık hangi bölgeye gideceksen, İtalyanlardan aldığın izin belgesi. Bugüne kaçı? 8. 8 8 Mart'ta gidiyoruz. Ne zaman döneceksin? 10 Mart'ta. Abi dönemezsin. 3 gün ne işin var senin orada? Yarın dönmezsen bulunduğun yerde yakalanıp hapse atılırsın. En geç yarın evinde olman lazım. Biz komple esir olmuşuz yani. Abi böyle. Hadi gel de bu ülkeyi kurtar bakayım şimdi. Tuvalete giderken bile izin alman lazım. Meftun abiye gitmek için, vapura binmek için izin istiyorsun. Bakıyor tipine. Eğer morali bozuksa, hanımından mektup gelmiş. Çok kötü ya morali. Hiç kimseye hayır diyor. Öyle bir şey ki bu. Anayasa Mahkemesi yargıta kararı gibi. Temmizi yok abi. Eğer o İtalyan ya da Fransız yetkili hayır diyorsa bitti. Biz Meftun abiye yemeye gidemiyoruz. Nasıl bir ülke? Hadi gel bu ülkeyi kurtar. Sen İstanbul'da yaşayamıyorsun ki hadi Türkiye'yi kurtar. Şimdi bunu böyle düşündüğümüz zaman kurtuluş harekatı çok acayip şey geliyor bana. Aziz geliyor. Çok önemli ve değerli geliyor. Her şey değerli geliyor. Gizli bir takım dernekler kurulmuş. Bütün şehirlerde Kuvayi Milli Harekatları kurulmuş. Kuvayi Milliye Dernekleri. Manisa Kuvayi çok meşhurdur ha. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Akhisar Kuvayi Milliyesi var. Demirci var. Demirci Kuvayi Milliyesi var. Demircili Mehmet Efe var çok, orada. Çok da önemlidir evet. Alaşehir Kuvayi Milliyesi var. Hatta bir şey söyleyeyim. Mesela Milli Mücadele adına yapılan ilk kongre hangisi? İlk kongre eğer okullarda öğrencilerimize anlattığımız İnkılap Tarihi kitabına bakacak olursak Erzurum Kongresi. Zaart yanlış. Balıkesir Alaşehir Kongresi. Çok daha önce Erzurum'da delegeler toplanıp Ölmek var ama dönmek yok. Bu ülkeyi kurtaracağızdan önce Manisa'dalar bu yemin etmiş abi. Nereli olduğunun farkında mısın sen? Yani Aksarlı olduğum için de gurur duyayım. Öyle ya mi? tabii ki <laughs> duy yani abi. Benim orijinalim Erzurum'da Aksar doğumluyum tabii. O zaman her iki türlü gurur duyuyor. <laughs> hem Erzurum hem <laughs> Akisar. Manisa, Akisar, Alaşehir kongreleri. Türkiye'nin ilk, henüz Atatürk yok yani Atatürk. Henüz Mustafa Kemal yok piyasada. Manisalılar çıkmış... Yerim ulan İngiliz demiş. Ölürüm vermem buralar demiş. Teslim olmamışlar Erzurum'dan çok önce. Mustafa Kemal böyle bir noktadayken diyorlar ki Yıldız Sarayı'ndan davetlesin. Niye? Seni padişah çağırdı. Hadi geçelim bir Yıldız Sarayı'na. Bakalım orada neler konuşuluyor. Şimdi kaça geldik? 18 yılına mı geldik? 1919 yılının Mart ayındayız. Şu anda. 30 Ekim 1918'de ...atlaşma imzalandı. Evet. Mustafa Kemal Kasım ayında... ...İstanbul'a geldi. Kasım, Aralık... ...Ocak, Şubat, Mart... Biraz merkez vali konumunda... Merkez geçirdi. valisi gibi merkez evet. komutanı oldu. Evet. Mart'ın başında... ...saraydan davet geldi. Şimdi ben nereye getiriyorum... ...biliyor musun abi? Bu bir sonraki programın... ...fragmanı olsun. Mustafa Kemal... ...Paşa ile Sultan Vahdettin... ...diz dize oturuyorlar... Sultan Vahdettin plakasından bir sigara çıkartıyor. Haftaya bunu anlatacağım. Bir plaka sigara çıkartıyor, yakıyor. Paşam diyor sigara içiyorsunuz. Almanya'dan biliyor. Alın lütfen. Mustafa Kemal estağfurullah diyor. İstirham ediyorum alın lütfen diyor. Bir sigara da Mustafa Kemal'e veriyor. Padişah çakmağı yakıyor. Mustafa Kemal'in sigarasını yakıyor. Sonra ikisi beraber çekerken Sultan Vahdettin ikinci fırtında elindeki sigarayı su dolu kül tablasına atıp paşa paşa bugüne kadar yaptığın her şeyi unut. Asıl bundan sonra yapacakların kitaba geçecektir. Paşam bu ülkeyi sen kurtaracaksın diyor. Nasıl, neden, ne zaman? Şimdi Sevgili dostlar, bitirmeden yere girelim. Birazcık süre uzasın. Tabii tabii. Çok Bütün yani. bunlar Paşa nasıl ülkeyi kurtaracak? Sultan Vahdettin neden bu görevi Mustafa Kemal'e verdi? Bütün bunlar ve daha fazlası Atatürk 7'de olacak İnşallah Zaten 19'a geldik artık 23'te yani Atatürk bölümüne geçmemize de az kaldı. Bu evet. sürece de tamamlayacağız. Fakat şöyle bir şey soracağım. Süre bir saat olsun 70 dakika olsun. Seyircilerimiz zaten uzatın diyorlar da. Eyvallah. Şimdi görünen o ki Vahidettin'in ilk başta bir reaksiyon göstermesine rağmen Mustafa Kemal ile ilgili... Edindiği bilgilerden dolayı evet. ona bir güveni oluşmuş. Sonsuz. Özellikle alanda e, harp konusunda, savaş konusunda evet. çok başarılı zeki bir komutan olduğu konusunda bir şüphesi yok. Hiç. Bu oluşmuş. Ve anladığımız kadarıyla o 25 günün de etkisiyle aralarında hürmete dayalı da bir sevgi bağı ilişki oluşmuş. Aynen öyle. Değil mi? Bunun Vahidettin tarafında olduğu artık senin anlattığın kadarıyla, evet. E, senden dediğimiz kadarıyla kesin, mutlak. Mustafa Kemal'in e, Vahidettin'e karşı yetkileri dışında kalben insani, arkadaşça bir sevgisi oluşmuş mu sence? Yoksa bu bir taktik gereği mi olmuş? 1926 yılında Sultan Vahidettin Han vefat ettiğinde 16 Mayıs 1926'da Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa Adana'da. Yakup Kadri Kara Osmanoğlu Hasan Rıza Soyak, Yahya Kemal Beyatlı aynı odadalar. Bir adam geliyor. Mustafa Kemal'in kulağına bir şey söylüyor. Gazi Paşa duyunca gözünü kapatıyor. Ya öyle mi diyor. Sonra gözlerini açıyor. Yanında bulunan masada oturanlara diyor ki beyler bana bir 10 dakika müsaade edin lütfen. Herkes kalkıyor. 10 dakika sonra geri geliyorlar. Mustafa Kemal'in gözleri sulanmış. Mavi gözlü ya abi. Evet. Ağladığını saklayamıyor. Hemen göz kızarıyor mavi gözlerde. Gözünü silerken içeri giriyorlar. Paşam diyorlar. Bir yakınınız mı öldü? Kötü bir haber mi aldınız? O da masaya eğilerek diyor ki Yakup Kadir Osmanoğlu, Hasan Rıza Soyak Yahya Kemal Bayatlı. Üç tane kaynağım var. Diyor ki beyler az evvel bir haber aldım. Bir adam ölmüş. Dünyanın en namuslu adamı ölmüş. Kim o diyorlar? Sultan Vahdettin diyor. Nasıl yani diyorlar? Diyor ki dünyanın en namuslu adamı oydu. Eğer isteseydi Topkapı Sarayı'nın hazinelerini bizim ona bu ülkeyi terk etmesi için verdiğimiz 20 günlük sürede hazineyi boşaltır. Kaşıkçı Elması ya ne kadar abi? Aha bu kadar işte. Kaşıkçı Elması. Ben bunu cebime soksam, aha soktum bitti işte bu kadar. Bana ne külfeti var? Kaşıkçı Elması şu an dünyanın en değerli 5 elmasından biri. Milyar dolar Yedi sayesi ihya olmuştur. Topkapı Sarayı'nın hazinelerini boşaltsa, Avrupa'da o hazineleri paraya çevirse bir ülke satın alır. O hazinelerle Avrupa'da bir ordu kursa, bunlar benim sözüm değil, bunlar Atatürk'ün sözü. O orduyla üzerimize öyle bir gelirdi ki der, cümlesini tamamlayamaz, boğazı düğümlenir, yere bakar, neyse der. Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün, Mustafa Kemal değil... Artık Atatürk. Atatürk'ün Sultan Vahdettin konusundaki sevgisinin hiç azalmadığını düşünüyorum. En son öldüğü zaman da dünyanın en namuslu adamı diyor. 1924 yılında Sultan Vahdettin aç kaldığı, beş kuruşsuz kaldığı, parasız kaldığını duyunca bakanlar kurulunda bunu duyar. Biri söyler çok kötü durumdaymış, açmış, soğan ekmeğe muhtaçmış dendiğinde ayağa kalkar. Cebindekileri boşaltır, masaya koyar. Bakanlara der ki hepiniz cebinizdeki paraları boşaltın bakayım. Herkes boşaltır. Döner arkaya şuradan da para getir der. Paraları birleştirir. Bunu vahdetine gönderin der. Bu bellidir ha bu kayıtlıdır. Oradan biri der ki aman paşam yapmayın. niye? Halk arasında iyi karşılanmaz bu. Derler ki hani kötü adamdı? Para gönderecek kadar iyi ise niye bu adamı gönderdin derler. Hiç karışma, bırak kalsın derler. Çünkü gönderdin ya. Madem bu kadar iyiydi niye gönderiyorsun? Demesinler diye göndermekten vazgeçer. Bunun gibi bir sürü örnek var. Mustafa Kemal bu da arz alışkanlığı. Atatürk Vahdettin'i seviyordu. Vahdettin de Atatürk'ü seviyordu. Nasıl ikisinin birbirlerine olan sevgisini ya da Hindistan'dan ya da İran'dan ya da başka topraklardan kaynaklı Türkiye darbelerini duyduğunda darbe yapacaklar Türkiye'de duyduğunda hemen Roma Büyükelçisi Suat Hayri Ürgüplü'yü çağırıp Mustafa Kemal Paşa'ma haber verin. Türkiye'de darbe yapılacakmış. Tedbirini alsın diye istihbarat bilgisi gönderdiğini biliyoruz. Bunu söyleyen de bu ülkede başbakanlık yapan bir adam işte Ürgüplü. Kendisi bunları anlatıyor. Bunun gibi benim elimde karşılıklı sevginin bir sürü örneği var. Fakat neden Mustafa Kemal Sultan Vahdetli'ni çok kötülüyor? Abi ben de kötülerdim. Abi sen de kötülerdin. Neden kötülüyor? Haftaya konuşalım. Evet Ahmet. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah abi. Şimdi notlarımızı düşelim mi? Lütfen. E, şimdi yorumları dedim ya tek tek okuyoruz. Evet. De. Abi her bölümde de 1300 yorum olunca okumak <laughs> çok zor oluyor. Yemin ediyorum. Yani gözlerim mahvoldu. Çünkü dönüp dönüp Kitap okuyorum. Kitap okumak gibi bir şey bu gibi. yani. Bir de farklı farklı kişilerden geldiği için çok da böyle zor oluyor oradan oraya evet. kayıyorum eleştiri var beğeni var acayip beğeni var acayip eleştiri var sorular var enteresan evet. sorular var onunla ilgili şu notu düşelim şimdi yorumlarla ilgili ben yorumlardan seçtim niye söylüyorum bunu çok acayip bir talep var şöyle haftada bir bölüm yetmiyor iki bölüm yapın diye evet. ben de şunu düşündüm. Biz geldik şimdi kaçıncı bölümü çektik? Altıyı Atatürk 6, şimdi 7'ye evet. geçiyoruz. 7'ye geçeceğiz. Dolayısıyla biz şöyle yapalım. E, yorumlarda, sorularda söz verdik birikmesin. Bundan sonra her salı günü iki bölümün yani 1-2'den Atatürk 1 ve 2'den başlamak üzere ki sorularını çıkarttım. Tamam. E, yorumlarını ve cevaplarını çekelim. Yani yayınlayalım. Her salı günü aksi tarih e, yorumlar ve cevaplar olsun. Tamam. Her cuma günü de ana yayınımız olsun. Olur abi. Bunu bu program itibariyle yani bugün yani hafta içinde iki defa iki dostlarla defa. birlikte oluyoruz. Aynen iki Eyvallah. defa birlikte olacağız. Dolayısıyla ayın kaçı biz bu programı sekizinde çekiyoruz. Evet. Bu arada sekizinde çekiyoruz. Yayın tarihi on iki olacak ama sekizinde söyleyemediğimizi daha doğrusu bugün söylüyoruz. Kalben ulaşsın Cuma günü de fiilen ulaşsın. İnşallah. Kadınlar günü değil mi bugün? Bugün sekiz Mart Dünya Kadınlar Günü. Onu da kutlamış olalım biz. Cuma günü duyacaklar ama olsun. Bu arada bir şey söyleyeyim. Evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadını cadılar bayramı diye diri diri yakan tavuğun tavuk nasıl kanatlı ama kuş değil kadın da insan gibidir ama insan değil diyen kadını kocasının bir malı gibi bak bu benim malım bu mal gibi gören kadına yüzyıllar boyunca etmedikleri zulmü bırakmayan batı dünyasının bir özür günüdür. Benim Müslüman dünyası olarak şimdi kadınlar dövülüyor. Onlar da bizden değildir. Ben Allah Resulü Peygamber Efendimizi kendimizi efendi ve şiar ve rehber edinmişim. Kadınlara kötü davranmayın. Onlara sesinizi yükseltmeyin. Onlar size emanettir. Hoş davranın diyor. Kızları varken gözleri yana yana kül üflüyor ki ateş çıksın da ekmek yapsın. Kızı Fatıma diyor ki baba söküğünü sen niye dikiyorsun? Ben varım. Peygamber Efendimiz diyor ki ben de varım diyor. Kendi söküğünü kendisi dikiyor. Hayatı boyunca tek bir hanımına sesini yükseltmemiş, tek bir kızına bağırmamış bir adam. Adam gibi adam. Alemlere rahmet olan peygamberdir benim örneğim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bu anlamda samimi bulmuyorum. Özür dileyecek bir şey yok. Benim için kadın anadır. Cennet onun ayağının altındadır. Benim için kadın Hanımdır. Eve gittiğim zaman bana hoş bakar. Kadın dediğin benim kızımdır. Bütün yorgunluğumu üzerime çıkarak alt üst resmen boğuşarak öpüşerek beni dinlendiren çocuğumdur, evladımdır ve bacımdır. Ve bacımdır. Yani, yani. Kadın budur benim için. Benim kadınlar anlamında Avrupa gibi kirli bir geçmişim yok. O zaman Allah'ın emanetleri olan kadınlarımıza evet. hürmet saygı. 365 gün. Eyvallah. Bir gün değil. Peki. 365 gün. Şimdi şöyle yapıyoruz. E, Salı günleri yorumlar ve cevapları yapıyoruz. Eyvallah. Cuma günleri ana programımızı yapıyoruz. İnşallah. Bu da e, bu program 12'sinde yayınlanacak. 13, 14, 15, 16 e, Salı Mart gününde. Salı günü ilk Atatürk 1-2'nin yorum ve cevaplarını yayınlayacağız. Sonra devam edeceğiz bu İnşallah. şekilde. Bir Allah sonraki Salı 3-4'ünün şeklinde devam edeceğiz. 16 Mart bu arada İstanbul'un işgalinin yıl dönemi. Eyvallah. Peki şimdi bir de Çanakkale gezisinden söz edelim. Çok yoğun bir e, talep geldi demiştik ya. Evet. E, Çanakkale gezisini yapmaya karar verdik. Çanakkale gezisinin içeriğiyle ilgili duyuruları fragmanın nasıl katılınacağını şartlarını belirten e, kısa videomuzu da yine tüm ekranda bu kanalımızda pazartesi akşamı. Yani güzel e, 15 Mart pazartesi akşamı e, yayınlayacağız. E, i̇zleyicilerimiz oradan takip edecekler. Ve şöyle düşünüyoruz. 200 kişilik gruplar halinde düşünüyoruz gezileri. Bakın. Evet ses Beş sistemli, otobüs. tabii ses sistemli, yürüyerek 17 kilometre çok güzel şeyler çıktı oradan. Birlikte 17 kilometre gibi Eyvallah harika e, böyle e, acayip manifesto cümleleri çıktı. 200 kişilik gruplar halinde yapacağız. Talebe göre bir gezi, iki gezi, üç gezi, dört gezi yapabiliriz. Artık İnşallah. onu zaman ve şartlar belirleyecek. Abi Biz 15 Mart'ta gezinin bütün e, içeriğini buradan tüm ekrandan bir video ile izleyicilerimizle paylaşacağız. şimdi kapatabiliriz. Sevgili dostlar 15 Martı bekleyin, 16 Martı bekleyin ve bir sonraki Cuma'yı bekleyin. Lütfen bize abone olun, lütfen yorum yapın ve bizimle birlikte olduğunuzu bize e, hatırlatın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.